Eda abla, baba, ben de Efe'nin anahtarları bende kalmıştı. Onu getirmeye geldim ben buraya. Ama siz verirsiniz artık, ben doğum gününe döneyim. Daha fazla küçülme, yürü arabaya. Yürü. Arda, daha fazla bekleyemeyeceğiz Ceren'i. Bak, konuklar huzursuzlanmaya başladılar. Doğru. Senin evlenmeye ne kadar meraklı olduğunu unuttum tabii. Tabii tabii. Sen dulluktan bayılmadan bir an önce evlenin siz. Arda, bir kere daha ara istersen Ceren'i ha? Niye arayayım ya? Dalganıza bakın hadi. Tamam. Biz başlıyoruz. Hadi hadi koş, tamam. Arda. Arda, bari bugün yapma ya. Bugün yapma. Hadi anne hadi. Evlenince kocan öper seni hadi. Hadi hayatım hadi. Sonra konuşuruz. Ulan Arda, el kadar kızın tuzağına düştün. Şu hale bak, giyindik, süslendik, mal gibi annemizin nikahına geldik. Çok meraklıymışım gibi. Vay Yıldız Efendi vay. Yetiştirdiğin kıza bak. Ya baba, açıklamama bir... Kes sesini! Kes sesini! Sesini kes! Tamam baba. Evde konuşuruz, tamam. Evet. Siz Yaman Soydan Bey, Şule Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, 122. evliliğinde mutluluklar anne. Bir yastıkta kocayın inşallah. Bana bak aslanım, ben de burada olmaktan çok memnun değilim. O yüzden pislik yapma da bir an önce bitsin, defolup gidelim buradan. Aa, affedersin yavrusülük. Ha tabii haklısın. Baba oğul bir an önce annemin kanını emmek istiyorsunuz değil mi? Affedersin, lütfen buyur. Yok istemem, kalsın. Maazallah annenin kanındaki alkolden ölürüm falan. Yo, ölmezsin. O alkolden senin damarlarında da dolaşıyor. Sen babanın kanını taşımıyor musun? Ha. Pardon, affedersin. Senin baban kansızdı değil mi? Kansız oğlu, kansız. Yeter be! Efe! Arda! Arda! Ağlamadan konuş anneciğim, anlamıyorum ne oldu? Oğlum, anne çabuk gelin. Abiyle Arda birbirlerine girdi. Tamam kuzum, tamam ağlama, geliyoruz hemen biz. Arda ile Efe birbirlerine girmişler. Dur aslanım, dur. Biraz sabırlı ol. Bak bu buzu koymamız lazım. Tamam dur, biraz sabırlı ol. Yani Arda, bir şey yapacağını biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Of, of! Çok sıkıldım hepinizden. Ne işin var zaten benim bu evde ya? Hastaneye gidelim mi Efe? Ya abi gerek yok. Zaten az sonra Oğuz abiyle annem gelecek. Ne? İyi tamam Timur, hadi hazırlanalım, çıkalım yavaş yavaş. Efe aslanım, olmuyor böyle. Nereye gidiyorsunuz ya? Baba bizim burada kalmamız saçma zaten. Ama Efe. Hadi Timur. Timur. Abi tamam, bir şey yok. İyiyiz. Çıkacağım bu ev başlarına. İsteyen var mı? İyi gelir. Şöyle. Refik, sağ ol. Kim bu ya? Kim olabilir ki? Bilmem. Yaman!
zaman? Ne bağırıyorsun be? Bu çocuğun hali ne? Ne varmış halinde? Abisiyle biraz tartıştılar. Hepsi bu. Hem sana ne? Abisi mi? Kardeş kardeşe bunu yapar mı ya? Ne diyorsun sen? Eda Hanım, ben gerçekten çok özür dilerim. Yani oğlum adına özür dilerim. Aslında hiç öyle bir çocuk değildir, hiç. Hanımefendi, çok da umurumuzda değil zaten. Ama çocuklarımdan uzak dursun. Çocuklarımızdan uzak dur. Hop 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 Oğuz Bey, hop. O nasıl konuşma öyle? Yoksa karımı tehdit mi ediyorsunuz? Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok ya, ben buraya kavga etmeye falan gelmedik. Bizden uzak durun, o kadar. Afiyet olsun. Şule. Acıyor mu? İşte sızlıyor biraz. Efe, çocuğun elinde gürs falan yoktu değil mi? Ama görecektiniz. Abim çocuğunu nasıl patlattı. Ferit abi, ne oluyor? Efe acıyacak şimdi biraz, tamam. Abla ben iyiyim de Ceren'in durumu benden daha kötü. Bundan sonra her yere benimle gidip benimle geleceksin. Üniversite kursu da yok. Artık oturur evde çalışırsın derslerine. Cep telefonu, internet falan, onları söylememe bile gerek yok. Yasak zaten. Harçlık da almayacaksın. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bize söyleyeceksin, biz hallederiz. Yemeklerini de artık okulda yersin, kantinde. Kaldın bir şey? Heh. Yazıklar olsun sana. Bir de gelmiş bana reklam ajansına. Baba bundan sonra yalan yok. Baba bundan sonra sana şu kadar güvenmiyorum, şu kadar. O Arda denen çocukla da görüşmeyeceksin. Ama baba... Kes sesini! Ya zaten Arda'ya da sizin yüzünüzden mahcup oldum. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Tamam, hoş sakin ol. Tamam, tamam. Bak Ceren'cim, Arda'yla arkadaş olmak istemeni, görüşmek istemeni anlayabiliriz. Ama hem yaşı, hem huyu... Baksana Efe'yi ne hale getirmiş. Uygun mu? Bunu düşünsen, sen kendin de görebilirsin. Sen zeki bir kızsın. Değil mi Oğuz? Ne konuşuyoruz ki hala da? Temel insani ihtiyaçlarının dışında her şey yasak. Bitti. Defol çık git odana, gözüm görmesin seni. Defol. Tamam baba. Tamam, öyle olsun. Ama Arda olduğu için değil. Sırf aslan terbiyecisinin karısının oğlu olduğu için yapıyorsunuz bunları, değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Madem ben onun çocuğuyla buluşamıyorum, görüşemiyorum, o zaman Efe ve Timur'la da görüşmeyeyim. O zaman belki cezam azalır ha, ne dersiniz? Bana bak, seni parçalarım ha! Seni parçalarım! Defol, terbiyesiz! Terbiyesiz! Yetiştirdiğim kızlara bak. Biri davulcuya kaçtı, biri zurnacıya. Aman Oğuz, seninle ne ilgisi var? Seni yetiştirmenle ne ilgisi var ya? Hayat bu. Olur böyle şeyler. Olacak. Önemli olan onların göremediği tehlikeleri önceden görüp onları uyarabilmek, önlem alabilmek. Ben bu Arda meselesi Bodrum'da bitti sanıyordum. Eğer bitmediğini bilseydim alırdım ben önlemini, sen merak etme. Vallahi geçen haftaya kadar ben de öyle sanıyordum. Keşke bana da söyleseydin. Ceren'e zaman tanıyayım, kendisi söylesin dedim ama. Ama? Bak ne oldu işte ama. Yani Oğuz, sen de bu ceza işini abartıyorsun yani. Kral denizin ortasına kule yapmış, gene koruyamamış kızını. Yani o kaçmak istese tünel kazıp yine kaçacak canım. Gerekirse bağlarım ben de. Ya Oğuz, bu kızlar seninle her şeyi konuşabiliyorlar. Ama mesele erkek meselesi olduğu zaman yalan söylüyorlar. Niye sence? Ne demekmiş o ya? Ne demek? Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Efendim Ergin. Nevzat Bey'in prova baskıları gayet güzel oldu Oğuz. Baskıya geçelim mi yoksa çekimi bekleyelim ha? Bir dakika dur. Çekin iki günü var. Biz iki
günü beklersek geç kalırız. Siz yavaş yavaş başlayın ya. Hadi eyvallah. Ya Oğuzcuğum, iki gün daha beklesen de ondan sonra baskıya girsen olmaz mıydı ya? Olabilirdi. Ama bu benim işim Eda. Kararları ben veririm. Ben sana karar veremezsin demedim. Ne bu agresif tavırların? Allah Allah. Kızlarımın hayatları ile ilgili yanlış karar veriyor olabilirim. Şimdi de işimle ilgili verdiğim kararları sorgulamaya mı geldi sıra? Ben işimi biliyorum, sen merak etme. Allah Allah Oğuz. Yani ben eşimin fikriyle ilgili endişemi dile getirdim canım. Sen şimdi kıza sinirlenip niye bana böyle kötü davranıyorsun ki? Ayrıca o benim de kızım. Ben kızıma da zaten senin yüzünden kızdım. Ya ne alakası var? Ben ne yaptım ya? Sen bildiğin halde benim kızımın gizli ilişkisini bana söylemedin. Söyleseydin bu işler buraya varmazdı. Aa yeter artık ama Oğuz. Allah'ın alkoliklerin evinde oğlum psikopatın tekinden dayak yedi. Ben burada oturdum seninle sohbet ediyorum. O benim de oğlum. Ay işte neyse kendi derdimi unutmuşum. Senin derdine ortak olmaya çalışıyorum. Senin yaptığına bak. Ya yeter artık ya. Ne halin varsa gör. Aa. Allah Allah yeter ya. Eda Hanım. Bir kere de bir işe karışmayın da. Ne halin varsa göreyim. Eda abla. Günaydın. Günaydın canım. Ya sen bu saate kadar uyumazdın diye merak ettim. Sabah ezanı okunuyordu uyuduğumda. İyi misin Eda abla? Çocuklar mı? Çocukları aşağıya indirdim gürültü yapmasınlar diye. Sofrayı da kurdum. İyi yapıyorsun. Günaydın. Günaydın baba. Ceren nerede? Aşağıda kahvaltı yapıyor. Hı. Söyle 10 dakika sonra beraber çıkacağız. Baba sen ciddi misin? Damla. Merve ile Timur da gelecek mi? Merve ile Timur serviste gidebilirler. Ceren cezalı. O mu cezalı, ben mi cezalı onu da bilmiyorum ya. Sen dün gece beni niye odana almadın? Sinir krizi geçiriyordum. Geçti mi sinir krizin peki? Geçer mi? Of, abla ne yapacağız biz babamla ya? Ama Ceren sen de bir değil iki değil. Hiç olmazsa Eda ablaya söyleseydin. Abla Eda ablaya söylesem ne olacaktı ki sanki? Babamı bilmiyor musun? Bize kimse yakıştıramıyor. Ama seninki farklı Ceren. Nesi farklı abla? Sadece senden biraz daha küçüğüm o kadar. Sen bu çocuğa gerçekten aşık mısın? Evet abla. Yaşı büyük diye ilgini çekiyor olmasın? Ay herhalde bu çocuk benden daha büyük. Kesin ona aşık olmalıyım demedim değil mi? Bak Ceren. Babam bizi çok sevdiği için böyle tepki gösteriyor. Yani eminim ileride Merve'ye de aynısını yapacak. Neden böyle davranıyor ki ya? Belki de annesiz büyüdüğümüz içindir. Bize en iyisini layık görüyor. En iyisi ne ki abla? O değişir. Ne yapacağım ben ya? En azından benim yaptığımı yapmayacaksın Ceren. Bekle biraz ortam durulsun, babam sakinleşsin. Sakın babama itiraz etme, tamam mı? Tamam abla. Ceren abla gelmiyor mu? O babamla gidecek Timur. Ablamın yerine Efe abi gelecek servisle. Haydi bakalım servise. Görüşürüz. Efe oğlum.
Efendim anne. Bugün anneciğim okuldan çıktıktan sonra buraya geleceksin. Bu akşam köşkte kalacaksın. Ya anne dün gece de köşkte kaldım zaten. Gerekirse yarın gece de kalırsın. Ya anne babama ne diyeceğim ben? Sen bunları düşünme. Sen derslerini düşün. Hem zaten şu kavga meselesinin ayrıntılarını da konuşmak istiyorum. Ya anne ama... Hazır mısın? Hı hı. Hı hı diye bir cevap yok. Hazırım ya da değilim diye bir cevap var. Hazır mısın? Hazırım baba. İyi çıkalım o zaman. Of Ceren, neredesin ya? Neredesin? Merhaba Arda. Bana ayıracak bir 5 dakikan var mı? Sana ayıracak 5 saniyen bile yok. Arda, annen çok perişan. Ya. Arda. Bırak kolumu. Bırak kolum be! Eğer bana 5 dakika ayırırsan... ...Ceren'in düğüne neden gelemediğini de öğrenirsin belki. Tamam bırak. Mürekkep, 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 mürekkep... ...her yerde var. Mürekkep. Ferit! Sus abicim! Ne var? Ne var? Şarkı söylemeden ben temizlik yapamıyorum. Mecbur muyum ben ya her gün bunları temizlemeye? Mecbursun. Mecbursun, yapacaksın, mecbursun. Temizle, parıl parıl olsun. Günaydın. Günaydın. Babacığım, ya burası hastane mi Allah aşkına? Biz bu makineleri her gün niye steril bir hale getiriyoruz ki? Beğenmiyorsan git babanın deposunda çalış. Ya var ya, benim babam... ...benim pizzacıda çalıştığımı öğrendi ve bana küstü. Ben o kadar iyi bir insanım ki sırf siz tartışmayın diye hiçbir şey söylemiyorum... ...sesimi çıkarmam, öyle bir insanım ben. Ya bana ne, benimle niye tartışıyor? Seni Eda Hanım işe soktu. Gitsin onunla konuşsun. Bence çok konuşma, ben kahvaltı etmedim. Git bana çift kaşarlı tost söyle. Köpek ekmeği. Ye mantıları, ye mantıları. Sonra... Bana bak, vallahi bak çarpacağım ha. Kahvaltı etmediğine göre Eda ile yine kavga ettiniz ha? Ya Ergin boş ver de sen gel şu omuzumu bir yapsana biraz tutundum galiba ya. Oo, demek o kadar kötü ha? Demek yatakları da ayırdınız. Ah o ne be? Bana bak doğru düzgün yap. Ya aile terapistliği yapmayı bırak da güzel ol. Tutulmuş Ergin. Kolay gelsin. Merhaba. Aslında Ceren kapıya kadar gelmiş. Ama Oğuzlar durumu çakınca baskın yapıp kızı oradan alıp gitmişler. Allah Allah. Nereden haberleri oldu acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Aslında birbirinize de çok yakışıyordunuz. Bir türlü anlamıyorum. Ya bırak bu ayakları. Sen ispiyonlamışsın. Belli işte Ceren'le beraber olduğumuzu. Arda ben neden yapayım böyle bir şey? Bir mikrop olduğun için. Arda. Ya sen nereden girdin hayatımıza? Bana bak, annemle de Ceren'le de ilişkimize karışmayacaksın. Bana bulaşmayacaksın. Karışırım da bulaşırım da. Ben senin annenin kocasıyım. Sana öyle geliyor. Sen annemin kocası değil, kenesisin. Hop! Ağır ol bakalım. Ya. Ne olur ağır olmazsa? Oo, Sabutay Bey. Tek başına mı çıkarsın, eşlik edeyim mi? Ya çıkmazsa? Burası ebedi istirahatgahın olur. Ne dersin? Bara gömülmek ister misin? Bir de tehdit ha? Hayır, alternatif. Ya kaç kurtul ya da kal kutunu açalım. Ulan var ya. Var ya ne lan? Ha? Var ya ne lan? Hadi yavrum, senin gibi çakalın kurt kafesinde ne işi var? Uza da kendine takılacak bir tane tavuk kümesi bul. Hadi.
Bu seferlik böyle olsun. Salan. Pırıl pırıl olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hepsini bastınız değil mi? Baskıya başladık. Ne zaman biter? Herhalde bir haftaya tamamlamış oluruz. Yarınki avans çeki ödenince baskıyı hızlandırır, siparişleri cumartesi gününe yetiştiririz. Siz çeki bozdurmasanız, bir iki gün bekleseniz diyorum. Malum insanlar zamanında ödeme yapmıyor. Bir iki gün bekleseniz daha iyi olur galiba. O zaman biz baskıyı durdururuz. Siz çek ödemesini yaptıktan sonra devam ederiz. Tabii bu da siparişleri bir hafta kadar geciktirebilir. Ya 4-5 günden ne çıkar? Ticaret yapıyoruz burada Nevzat Bey. Yok yok, siz baskıyı durdurmayın. Benim bir yerden alacağım var. Bugün tahsil eder, size yarın avans gönderirim. Ben kaçıyorum, size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle. Bu adam sallıyor ha. Var bir numara. Ergin, baskıyı durduralım. Yani Oğuz bazen çok duygusuz oluyor Safiye abla ya. Onun derdi dert de benimki dert değil mi? Efe'nin bir farkı mı vardı sanki? Ah yavrum, sen ben var mı aranızda? Yani lafın gelişi. Matbaanın işlerini rayına koyamadı ya. Sinirini benden çıkarıyor. Bak haklısın ama yani. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Azıcık gergin bu aralar be yavrum. Sonra şu Ceren'in durumu. İşin tuzu biberi oldu yani. Azıcık alttan alacağım be yavrum. Alttan alayım da yani hep ben mi alttan alacağım ya? Bir kere de o alttan alsın. Ay onun aklı çoktan başına gelmiştir be yavrum. Ben tanımaz mıyım onu? Ya ben nelerle uğraşıyorum. O bana ne eziyet ediyor. Aa Nefe arıyor. Yaman'ı aramayı unuttum ha. Efendim annem. Unuttum kuzum ya. Arayacağım hemen. Ulan geri zekalı. Sahneye çıkıp saz çalacak adam mısın sen? Burası rock bar lan. Saz bar değil. Uzatma lan. Çabuk gelin buraya. Abi benim şimdi biraz kafam karıştı. Biz sana Barış mı diyeceğiz, Sabutay mı? Eskiler Sabutay'ı bilirler, yeniler Barış'ı. Hı. Sen bu Yaman'ı o zaman eskiden beri tanıyorsun. Hem Yaman'ı hem Ceren'i. Ben o aileyi çok iyi tanırım. Senle şöyle oturalım da sana biraz Sabutay'ın hayat hikayesini anlatayım. Kimse etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Ray ra ra ray 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 ra ra ram. Titrerim. Neredesin lan sen? Bir de durum şurada şarkı söylüyor. Babacığım, sizin o söylediğiniz kağıtçı ne kadar uzaktaymış. O böyle çok saçma bir yerde kayboldum ben. Bana yalan söyleme, bana yalan söyleme. Niyazi görmüş seni. Parkta balonlara ateş ediyormuş. Aa, yalan ya. Vallahi yalan. Külliyen yalan. Cemre, ver şunu bana. Bak şurada kart vizit var, al onu. Şurada işte. Bak bu bizim yeni müşterimiz Nevzat Bey'in kartı. Ben bir huylandım biraz ondan. Orada adresi var. Git bak bakalım bu adreste gerçek mi bu firma? Tamam mı? Bir de konu komşusu çevresi falan varsa esnafa sor bakalım neymiş ne değilmiş. Çabuk gel. Bak makineleri durdurdum, senden haber bekliyorum. Tamam tamam, bana göre bir iş. Ne yapıyorsun be? Kaç para o, sen biliyor musun onu? Ya ne? 3 para. Ne var baba? Yapacağım masraftan, keserim, öderim ben onu. Bana cevap verme. Hadi yürü. Yürü çabucak, git gel. Battı mı? Seni bekliyorum hadi. Paspas yap buralara. Terbiyesiz. Bana bak. Otobüste git, taksiyle gitme. Alo Yaman. Efe bu akşam köşkte kalacak. Biz bunları Efe ile aramızda konuşur hallederiz. Sen karışma. Tabii tabii çözersiniz. Bana bak, çocuğumun yüzündeki o yumruk izi geçene kadar onu sana göndermeyeceğim. Kafasını karıştırma çocuğum. Asıl sen kafasını karıştırma. Zaten çekemediniz, düğünümü de berbat ettiniz manyaklar. Ya Yaman terbiyesizleşme Allah aşkına ya. Hiç seninle uğraşacak, kavga edecek halim yok. Asıl benim senin sesini duymaya tahammülüm yok. Zaten sen aradın diye konuşuyoruz. Ben çocuğumu yumruk yediği eve göndermem Yaman. Gerekirse gelir polis zoruyla alır götürürsün.
Gerekirse gelip polis soruyla alırım Eda Hanım. Elimde kapı gibi mahkeme kararı var. Manyak. Görürüz. Ne? Nerede sende o yürek? Safiye abla. Hı. Poğaçalar pişsin, hemen geliyorum ben de kafeye. Tamam kızım, tamam tamam. Oğlum dur bakalım, bu ne? Nereye gidiyorsun? Ya Safiş, beni rahat bırak. Pantolonumu değiştireceğim Safiye. İçeri gitmem lazım. Dur 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 dur. Bana bak, matbaada bir şey mi oldu ha? Ya bir tane müşterimizi takibe aldık. Makineler durmak üzere. Çember daralıyor. Beni oyalama ya. Ah Oğuz, ah. Adamı gözüm tutmadı dedim sana. Şimdi Ferit'i peşine takmış olacak iş mi ya? Abi sen de deliymişsin. Nasıl kaçırırsın kızı? Aşk oğlum. Ama hayat insana her şeyi öğretiyor. Mesela zorla güzellik olmuyormuş. Bak, gitti Ferit'le evlendi. Bu Yaman şimdi seni gördü, başına bir iş açmasın. O zaman Barış'la değil, Sabutay'la uğraşması gerekir. Sabutay'a bulaşılmayacağını da bilir. Akıllı adamdır. Sen ama artık bu alemlerden elini ayağını çektin değil mi? Çektim tabii. Görmüyor musun? Mekanda bebe eğlendiriyoruz. Vay be. Ablasına ben hastaydım, kardeşine sen ha? Sorma abi. Nasıl takıldım ben de anlamadım. Ben de anlamamıştım. Bu akşam sahneye çıkmıyorsunuz. Seninle şöyle oturup güzel bir masa kurup dertleşelim. Tamam. Merak etmeyin, en iyisi. En iyisi, en iyi şekilde. Tamam. Kız Eda. Vallahi de billahi de tuttum iş. Bak Sevim Hanım pazar günü mevlütü varmış. 20 tepsi börek istiyor. Hmm. Ya kız bana bak. Menajerim mi oldum yoksa? Aman iyiymiş abla. Bu işte olmasa hiç para kazanamayacağız. Niye? Sabahtan beri hesap yapıyorum ya. İşin içinden çıkamadım. Ya bu kafe tamam zarar etmiyor ama kâr da etmiyor. Ya şu para işi benim hiç aklıma ermez kızım, bu işlere biliyorsun. Tamam. Abla ben burayı elden çıkaracağım. Ya. Yani. Catering işini yapmak için buraya ihtiyacımız yok ki. E doğru vallahi, yani köşkün mutfağında da yapıveririz hemen. Hem elime de bir toplu para geçmiş olur. Oğuz'a destek olurum. Baksana işleri yine kötü gidiyormuş. Haklısın kızım ama ya biliyorsun ya Oğuz'u. Sen şöyle Oğuz'la bir konuş yani. Abla ne söyleyeceğim, küsüz zaten. Hem ben burayı satın alırken ona mı sordum? Şimdi satarken soracağım. Vazgeçtim, satıyorum canım. Peki o zaman şu Numan'a söyleyiverelim de. Kulağı deliktir onun. Ben de personelle konuşayım. Ya Ergin. Efendim. Ben son zamanlarda biraz... Hödük, biraz çekilmez bir adam oldum değil mi? He? Yok öyle demeyelim de biraz streslisin diyelim. Stresliyim. Eda'yı stres topuna çevirdim. Biraz ayıp etmişsin Oğuz. İstersen kıza bir çiçek al da hem gönlünü alırsın. Yok ya artık olacak işte, yani çiçek de falan olmaz o iş. Benim bayağı bayağı organizasyon yapmam lazım yani. Alo. Ne o? Ya Ceren Hanım'ın okuldan çıkış saati. Ben çıkıyorum. Artık bu saatten sonra da dönmem. Sen kapatırsın. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu Nevzat Bey'in ofisi burada mı? Ha burada. Ama o adam her zaman gelmez buraya. Ayda yılda bir kere. Peki en son ne zaman gördünüz siz? 20 gün müne. Biz de onu arıyoruz. Hana aidat borcu var. He. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Aslanım istersen sen bugün köşte kal, ananın gönlü olsun. Ama yarından itibaren benim yanıma taşınıyorsun, ona göre Efe, tamam mı? Ya baba ben yine arada kaldım ama ya. Efe. Ya ben bu evliliği yapmadan önce senin iznini almadım. Senin onayını almadım. Aldım. E ne yapıyorsun şimdi yani böyle sanki... Arkandan başka dolaplar çevriliyormuş da sen yeni öğreniyormuşsun gibi. Baba düğünde olanları gördüm. Aslanım, Arda eve gelmeyecek, emin ol. Ve merak etme.
Ama ben bu evliliği senden aldığım güçle yaptım Efe. Şimdi yanımdan ayrılırsan kendimi çok kötü hissederim ona göre. Ya annem? Annem de evli. O da köşkte Timur'la beraber yaşıyor. Bütün bunlara ben bir şey diyor muyum? Peki baba. Yarın görüşürüz. Hadi benim aslanım. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın aslanım. İyi ki. Oo, merhaba Oğuz Bey. Merhaba. Galiba siz Ceren'i okuldan alıyor musunuz öyle mi? Evet Yaman, evet. Doğru, haklısınız. Kız babasısınız tabii. Doğru. Zamanında Damla'nın başına da neler gelmişti değil mi? Ya Yaman. Ya sen insanları huzursuz etmeye mi geldin bu dünyaya? Bu mudur seni mutlu eden yani? Hayır Oğuz, yani benim ortak Refik sokakta gezerken görmüş Sabutay'ı da hani seni görünce aklıma geldi bir söyleyeyim dedim. Yoksa bana ne canım? Hadi Yaman işinin başına, hadi işine gücüne ya. Hadi Yaman ya. Bu bana ne sabota? Bir de sabotaj çıktı. Allah Allah. Çık yukarı sen. Eda geldi mi Eda? Kafedeymiş hala. Çok güzel. Bana bak, birazdan çocuklar da gelir. Sen onları yukarı göndermezsin. Burada oyalarsın. Akşamüstü kahvaltısı falan bir şeyler hazırlarsın. Benim biraz işim var. Niye? Bu paketler ne? Bu paketler şey bu. Ya tamam. Ya bir sürpriz organizasyon hazırlıyorum da Eda'ya. Baba var ya, Ceren'e kızmaya hiç hakkın yok biliyor musun? Aynı babasının kızı. O da senin gibi yapıyor yapıyor, sonra nasıl özür dileyeceğini şaşırıyor. Ne alakası var ya? Bir kere iki konuyu karıştırma, ayrı ayrı şeyler onlar. Tamam değil mi kızım? Yaparsın. İyi hadi. Vallahi kontrol ederim defterlerinizi. Gördüm. Gülmedin. Gördüm. Hayır gülmedin. Güldün, gülmedin de ve çukurların şey oldu. Bak. Ben sana gülmüyorum. Ben bu ayıya gülüyorum. İşte o ayı benim. Çok pişman bir ayıyım. Lütfen beni affet hayatım. Çok abarttım, kusura bakma. Ne oldu? Çok pişmanım. Ama insan bir kapıyı vurur ya. Yavrum kapı mı var işte? Diyorum. Merdivendeki mumları, gülleri de mi görmedin? Ay, çok önemli bir haberim. Vallahi bekleyemedim. Hayırdır? Ne oldu? Vallahi sen var ya, çok şanslısın Eda'cığım. Kafeye hemen alıcı çıkmış, hem de yağlı müşteri. Sen kafeyi satışa mı çıkardın Eda? Demek kafeyi satıyorsunuz Eda Hanım. Evet Oğuz Bey. Allah Allah. Neden acaba? Sakın matbaadaki işler yüzünden endişeniz olmasın. Hayır. Oturdum hesabımı yaptım. Gördüm ki catering işinden daha çok kazanıyorum. Bu dükkanda ne o öyle paravan şirket gibi? Kapatayım gitsin dedim. Peki bu evin mali işleriyle yormasanız o güzel kafanızı, bunu evin reisine bıraksanız diyorum hani ben. He? Olur mu? Evin reisi bunları düşünmekten kafayı yakarsa ne yaparız sonra? Ya Eda, sen şu iflas meselesinden sonra bana güvenmiyor musun? Yani benim matbaayı başaramayacağımı mı düşünüyorsun? He? Hiç olur mu Oğuzcum ya? Sana güvenmez olur muyum? Sana güvenmesem niye evleneyim seninle?
Niye gözünün içine baka baka seni seviyorum diyeyim? O zaman Eda'cığım, yani niye ulaşabilecek durumlar için tedbir almaya çalışıyorsun? Niye yani? Ben hiç öyle şeyler yapmıyorum. Ama zannediyorum siz bu konuda biraz hassas davranıyorsunuz. Yakışıklı olduğunuz kadar hassassınız da. Allah Allah. Çok güzel konuşuyorsunuz Eda Hanım. Ki bakın konuşuyorsunuz dedim ama erkekler... kadınların bu kadar çok böyle para mevzularına karışmasından çok hoşlanmazlar. Çünkü karışırsınız, karışırsınız, karışırsınız. Bir gün böyle çat dalanak bir boşayıverir koca size. Ondan sonra ben ne yaptım diye doing, doing, doing vurursunuz kafanızı duvara. Senin o kafanı bir vururum ben duvara, görürsün Oğuz. Ne dedim ben ya? Boşayıverirmiş. Ne kadar kolay söylüyorsun sen bu lafı. Boşa da göreyim bakalım. Ay çok korktum. Bir boşa da alayım ben bu üst katı nafaka olarak. Gör o zaman gününü. Ya ben onu lafın gelişi söyledim. Nereye? Aşağı. Ne o? Boşar mısın? Eda. Ha. Tamam o zaman ben de yukarı çıkıyorum. Yukarı çık. Yukarıda uyu. Aşağı inme. Nerede istersem orada uyurum efendim ben. Ben bunun adını da Oğuz koyuyorum. Yukarıda Oğuz Oğuz'a uyursunuz. Boşarmış. Yandık. Şimdi o boşanma lafını hayatta unutmayacak. Burnumuzdan getirecek. Çerkez sabahı abi. Ellerimle yaptım. Ulan silah vereceğimize oklava vereymişiz. Buna daha çok işe yararmış. Ben bağlamamı alıp geleyim abi. Ne bağlaması ya? Telefon çalıyor galiba abi. Telefon çalıyor evet. Efendim. Tamam. Benim acilen çıkmam lazım. Tabii bağlama lafını duyunca değil mi abi? Yok, bu önemli. Gelelim mi abi? Gerek yok. Siz keyfinize bakın, kendi mekanınız gibi takılın. Ben sonra katılırım. Hadi afiyet olsun. Eyvallah abi. Aramilerin saltanatını yıka... Abi nerede lan? Senin bağlama çalacağını duyunca kaçtı. Yapmaz öyle şey. Arda, çok içmemiz lazım. Bu baltanın yaptığı müzeye var ya, ayık kafa hayatta dayanamayız. Koy rakıları hadi. Hadi koçum. Bu gece de kalıyorum ya işte anne. Zaten yarın gideceğim. Hep kal oğlum. Ne işin var senin orada? Bak gittin neler oldu. İyi de anne. Babam kliniğe de yattı. Yani daha iyi bir baba olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ah be oğlum, yattı da ne oldu işte, görmüyor musun yine elinde içki kadehi? Bırakabilmiş mi sanki? Anne, izin ver de evlendiği gün içsin adam. Oğlum, ne yapacaksın sen orada? Yani tanımazsın, etmezsin. Ne işin var senin yabancı kadının evinde ya? Anne, biz bu köşke ilk taşındığımızda Oğuz abiler de yabancıydı. Sonra ne oldu? Evlendiniz. Sana verdiğim bu şansı babama vermezsem olmaz. Peki oğlum, bildiğin gibi yap. Ama o mahkeme kararı olmasaydı seni asla o eve göndermezdim, asla. Bunu da kafana yaz. Of anne ya. Issız bir adaya düşmüşüm gibi. Güvercin falan yakalayıp onu mu yetiştirsem acaba ya? Ne seyrediyorsunuz? Televizyon. Çok komik. Merve. Beni seviyorsun değil mi? Hayır ablam. Ne? Beni sevmiyor musun? Tabii ki de seni seviyorum.
soracağın soruya hayır dedim abla. Merve, ben daha bir şey demedim ki. İşte onun cevabını ben de diyorum, hayır. Ya sadece ablamdan telefonu ödünç almanı isteyecektim. Abla sen delirdin mi? Kesinlikle olmaz, babam öldürür beni. Timur. Bana hiç bakma Ceren abla. Sana iyi şanslar. Ulan Arda, ben de seni akıllı bir adam zannederdim, iyi mi? Sen bundan daha salak çıktın be oğlum. Şu hale bak, rakı muhabbetin içine ettiniz ulan. İki dakikada armut oldunuz ulan. Ben daha içeceğim. Çünkü dertliyim. Adam dertliyim diyor be. Versene şu şeyi, ne saklıyorsun orada? Ver şunu. Hey güzel ablam, al sıkımlan lan, al. Kardeşim. Ne derdin var senin koçum? Kız meselesi, sorma. Ha. Ailesi de görüştürmüyor. Bir türlü de ulaşamadım. Ne yapacaksın peki? Bilmem. İçiyoruz. İçin için, zıkkım için. Olmaz öyle şey. Git dayan kızın kapısına. Seviyorum lan de. Ne gaz verip duruyorsun lan çocuğa? Ha? Doğru söylüyor hakikaten ya. Hadi afiyet olsun. Nereye koçum? Ceren'e. Yarın gidersin koçum. Ya yürü oğlum, koş aşkına koş. Kim tutar seni be? Ulan aşk, sınır, aile yasak tanır mı be? Bolu Bey'i bile yenilmiş aşka. Kör oğlusun sen, kim tutar seni be? Yürü be kör oğlu be. Gel bakayım kondi kondi oğlum. Lan manyak, saçmalayıp durma lan. Abiye ne diyeceğiz? Yerim ulan abini. Aşk mevzu bahis burada, aşk, aşk. Allah! Dayı ne yaptın ya? Bırak be oğlum, bir şey olmaz ona ya. Ne olacak? Alışkın o, alışkın. Hem sen durma, kör oğlu, yürü be. Gel bakayım, gel gitme ben kombi vuralım. Hop, hadi bakalım. Eyvallah, unutmayacağım bunu. Yani velhasıl adres doğru babacığım. Adres doğru hatta, ama adam uzun zamandır uğramamış. Aidatını falan da ödemiyormuş. Önemli değil baba. Nasıl olsa siparişin hepsini basmadık. Ben onu değil ya, ben kestaneyi... Aa! İşte bak kestaneyi. Üfleyip vereyim o zaman size. Sen de Allah Allah. Açtın, açtın, açtın. Şımarma hemen. Yarın ararız. Sen numuneleri göstermek için gibi yanına gidersin. Takip edersin ondan sonra. Biz de ondan sonra bakarız fazla su varsa. Ona göre bir tezgah yaparız. Ne tezgah? Allah Allah. Sen o matbaanın uşağısın, ben efendisiyim. Öyle her şeye karışma. Her şeyi bilmen gerekmiyor. Öyle mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Aa, efendilerin uşaklarına bir şey anlattı görünmemiş ki, ben müsaadenizi istedim. Otur be zevzek be, aman be Elif be. Bir şey anlatacağız dedik. Yaman dün nikaha basmış. Helal olsun ama. Çok süratli herif. İşine ne eli? Sırtlan o, sırtlan. Şahane limana demirledi o sırtlan. Bulaşacaksan dikkatli ol. Yok ya, o kadar büyüyecek yani bu lavuk ha? Dün attığı imzayla arkasına kaç para kattı biliyor musun? Bence henüz kendisi de farkında değil. Nasıl bir tepeye konduğunu. Tatlı su kurnazı Yaman öldü, yaşasın Yaman Bey durumu yani ha? Aynen öyle. O Arda Veled'ini de yanından uzaklaştır. Yoksa başına bela alırsın. Yok, o iş olmaz işte. Ben o çocuğu sevdim. Bana benziyor. Genç, kızgın ve yalnız. Birinin ona hem akıl hem güven vermesi lazım. Ki bizim yaptığımız hataları yapmasın. Anasının kıymetini bilsin. Sabuta'yı görmüşler. İstanbul'da. Demek buraya kadar gelmiş. Ne demek o? Babacığım, Kuşadası'nda da gördük biz onu. Ya nasıl böyle rahat rahat elini kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyor? Ben anlamıyorum ki yani ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama her gece dua ediyorum onunla karşılaşabilmek için. Zaten şu işler bir yoluna, bir düzene girsin.
Ben soracağım ona benim kızımı kaçırmak ne demekmiş, bu kadar kolay mı yırtılırmış? Amin. Beraber inşallah. İnşallah. Sen bundan sonra Damla'yı yalnız bırakma, okula sen götürsen getir, tamam mı? Tamam babacığım. Biz tedbirli olalım, önlemimizi alalım da. Arda gelmeyecek, biliyorsun değil mi Yaman? Oğlumdan tam bir yıl hiç haber almadım. Sesini bile duymadım. Arda gelecek şöyle. Onu biraz tanıdıysam eminim ki gelecek. Evet, biraz fazla hırçın bir çocuk ama hepsi seni sevdiğinden. Yani seni bu kadar sevmese böyle bir tepki vermez değil mi? O yüzden mi dersin? Evet, tabii o yüzden. Hangi erkek evlat annesini kıskanmaz ki? Hem çok sever hem de çok kıskanır. Yani seni kaybetmek istemediği için. Sence bu olabilir mi? Aynen öyle. Bak, Efe yarın geliyor. Arda da biraz kafasını toplasın, mutlaka dönecektir. Bir kere seni görmeye alıştı. Artık bundan vazgeçemez. Olay çıkardığı halde düğüne nasıl geldi? Şöyle, bence biraz zaman tanımalısın Arda'ya. Ya Yaman. Benim moralim bozukken moralimi yükseltmeyi çok güzel beceriyorsun. Ben senin kocanım şöyle. Kocanım. Bak ne yapalım. Bu akşam ikimiz de cep telefonlarımızı kapatalım ve bizden başka hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Ne dersin? Tamam. Sen cep telefonlarını kapat, ben ışıkları kapatayım. Sonra yukarıda odada buluşalım, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Ceren! 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 Ne oluyor? Ceren! Ceren! Ceren'e sesleniyorlar. Yok ya. Ceren! Kimsin sen? Ne işin var benim bahçemde? Ceren nerede? Arda. Arda mı? Arda. Ceren, içeri gir çabuk. Efe. Defol git lan buradan. Ya abi ne olur kavga etmeyin. Sen misin? Tanıyamadım. Yüzün gökkuşağı gibi olmuş. Allı morlu. Ulan. Dur. Efe. Baba koş, kavga çıkacağız. Efe. Efe. Ya, abla. Dur. Sorun çıksın istemiyorum. Lütfen. Ceren'i göreceğim. Oğlum bak hadi nereden geldiysen çek git. Akşam akşam canımızı sıkma bizim. Hadi ya. Hadi çek. Arda sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Sen ne yapıyorsun burada? Baba. Gel. Eda, vallahi bak gebertirim. Asıl sen ne yapıyorsun? Ya bizim şu anda düğünde olmamız gerekiyor. Git sen. Vallahi bak Eda, sok şunu içeri, gebertirim yemin ediyorum ha. Tamam. Hadi yavrum, hadi. Hadi, hadi defol git buradan, hadi. Gitmem. Ceren'le konuşacağım. Şişt, ulan defolum, gitsene buradan. Bekliyorum. Hadi oğlum, hadi bak çek git. Akşam akşam başımızı belaya sokma bizim. Hadi, hadi evladım, hadi. Bekliyorum. Tamam, beklediğin kadar bekle. Kimsenin dışarı çıkacağı yok. Yürü içeri. Yürü, bekle istediğin kadar. Hadi bakalım. Bekliyorum. Hadi. Başımıza gelenleri gördünüz mü Ceren Hanım? Gördünüz mü? Abi bırak, çitiliğimi atayım kapının önüne ya. Ya sen de bir dur, daha yüzündeki yara iyileşmedi oğlum ya. Baba, ya çocuk öylece sızdı orada, ne yapacağız? Allah'ım başımıza neler geldi Allah'ım. Ya olacak iş değil yani. Oğuzcum tamam, tamam. Ay bu çocuk soğuktan ölmesin ya, üstüme iyilik sağlık. Anne. Vallahi doğru söylüyor çocuklar. Ne yapacağız Oğuz? Evet baba, uyuyanın üstüne kar yağar derler. Öyle derler. Ben gideyim bakayım.
söyleyin, arayın anasını babasını gelip alsınlar. Ben yukarıdan telefonumu alayım, hadi siz de yatağa. Hadi, hadi. Allah'ım. Oğlum kalk, herkesi birbirine katacaksın ya. Ya ne biçim, ne içiyorsunuz be arkadaş ya? Yok vallahi ikisine de ulaşılamıyor. Kim, Yaman'la şöyle mi? Hani balayına gitmişlerdir belki. Hı. Tamam o zaman biz de yatalım, hadi bakalım. Bu çocuk ne olacak? Donar ayol. Ya anası babası düşünmüyor, ben mi düşüneceğim ya? Baba ne kadar duyarsızsın. İyi tamam, örtün üstüne gazete kağıdı falan bir şeyler. Olur mu Oğuz? Tamam o zaman bizim yatağı al, çarşafı falan değiştir, üstüne gül yaprakları falan atarsın. Ay yok, o kadar da değil de yani bari koltuğa falan yatırsak çocuğu. Ya yazık, o da çocuk ya. Ya benim evimde kalamaz ya. Abi polis çağıralım, gelsin alsın. Ay olur mu Efe, ne polisi bu saatte? Mahalleyi ayaklandırmayalım şimdi. Kız doğru söylüyor ya. Polisin ne işi var oğlum kapımızda? Oğuz hadi alalım çocuğu içeri. Olmaz. Ben bu eve kimin girmesini tasvip etmediysem o girdi ve bir daha da çıkmadı bu evden. Ya baba! Ya biz bu konuyu halletmedik mi Allah aşkına? Sözüm meclisten dışarı. Ay Allah'ım ya. Aman ya. Hadi yürü Damla, yürü. Nereye? Kadın başınıza nereye gidiyorsunuz? Siz devam edin baba. Kadın başınıza nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Nereye çıkıyorsunuz? Ne yapalım? Hay Allah kahretsin yani. Hay Allah kahretsin. Yürü. Yürü, yürü, gülme. Yürüyün hadi. Biz de yatak, çarşaf bir şey hazırlayalım hadi. Bana bu kadar özenmezsiniz. Yürü. Ferit. Ferit sen kafasından tut. Sen bir bacağından. Ben de bir bacağından artık. Tamam hadi hadi. Hadi Allah'ım ya Rabbim hadi. Abi olaya bak ya. Dün kavga ettiğim adamla şimdi kucağımda taşıyorum. Öküz gibi. Vallahi bel fıtığı olacağım ha. Ah. Allah. Allah. Abi dikkat verdi bana. Kıyıyor. Ceren. Gir içeri, gebertirim ha. Gel, gel. Allah Allah. Sadrazamın torununa cibinlik de yapsaydınız. Sinek ısırır falan maazallah. Ay Oğuz abartma. 10 niye? Ya sabah karşı belki midesi falan bulanır, rahatsız olur çocuk, kusmak ister. Yok tamam, ben yatıyorum. Daha fazla içim el vermeyecek bu herife yardım etmeye. Sen de herif merif nasıl konuşuyorsun ya? Ben de vallahi dayanamayacağım daha fazla. Pes yani. Ben de yatıyorum. Pis abi ya. Ya yapma günah. Hadi canım, hadi siz de yatın artık. Kalk. Ne? Yatın abla, yat. Ben başındayım. Yürü. Oğlum tamam, biz yapacağımızı yaptık artık. Al kocanı yat kızım, hadi. Hadi ablacığım, hadi. Paşa Rakırı. Günaydın. Günaydın. Günaydın, ben tabak getireyim. Siz? Evet. Ben Ceren'in eniştesiyim. Ben de ablasıyım. O zaman burası... Yok, burası bizim ev. Ceren'ler üst katta yaşıyor Arda. Gel Arda, otur. Ben gideyim. Yok yok. Oraya oturacaksın. Biz dün gece senin rezilliğini çektik. Bizim de iki çift lafımız var. Sen de bizi dinleyeceksin şimdi. Geç bakalım.
Nasıl içersin çayını? Açık mı olsun, demli mi? Gerçi sen sert çocuksun, demli seversin değil mi Arda? Ben dün gece çok rezillik çıkardım mı? He. Sen nereden sonrasını hatırlamıyorsun Arda'cığım? Ben kapının önünde taksiden indim. Oraya kadar hatırlıyorsun yani, öyle mi? Ben çok rezillik yapmadım değil mi? Neler yaptım? Çok bir şey yapmadın ya. Geldin, nara falan attın. Sonra bahçeye tuvaletini falan yapmaya kalktın. Kustun sağa sola. Çok problem yok yani. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Ben bunları gerçekten yaptım mı? Allah'tan hepsini yapmadın Arda. Yani ama bu kadar rezilliği yapabilecek potansiyele sahiptin. Sen başka rezillikleri tercih ettin. Ya bir başkasının mülküne, bahçesine sen nasıl böyle girebiliyorsun ki? Haklısınız. Çay koy, çay. Neyse. Sen bir şeyler ye bu ara. Başka türlü kendine gelemezsin. Oğuz abi. Ne oldu? Kahvaltıya oturdular. Ne? Eda, duydun mu Eda? Ya ben öldüreceğim bu Ferit'i, öldüreceğim ben. Acaba dün geceyi hatırlıyor mudur? Hatırlamıyorsa da hatırlatırız Merveciğim, merak etme. Canım belki Ferit nasihat falan ediyordur. Ya Ferit? Ne nasihat edecek Ferit ya? Eda bak, söyle şunlara. Kahvaltı sensin, defolsun gitsin bu evden. Ben de iki lokma yiyeyim mi Oğuz? Baba çıkalım mı, geç kalacağız? O serseri bu evden çıkmadan çıkmayacağız. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Gitti mi? Gitti mi? Baba gitmedi. Aşağıda Ferit onunla konuşuyor. Ya ne konuşuyor Ferit ya? Ne konuşabilir yani? Arda, sen bunu al, Arda'ya ver, giderken götürsün. Nefret ettiğim adam olayın gecesinde evimde kalıyor, sabahleyin de kahvaltı ediyor. Zıkkam ye, zıkkam ye, zıkkam. Tamam, sakin ol ya. Eğer ben bir gün kalpten gidersem o zaman sevinirsiniz. Kına yakarsınız. Bak, dün yaptıklarım için gerçekten üzgünüm. Ama Ceren'e ulaşamayınca... Arda! Bak abicim, seninle açık konuşacağım, tamam mı? Biz ailesi olarak Ceren'in artık seninle görüşmesini istemiyoruz. Tamam? Ceren sana göre bir kız değil. Sen dün gece bize bunu bir kere daha kanıtladın. O yüzden... Kendi sikletinde birini bul kendine. Bizi de, kızımızı da, kendini de daha fazla üzme. Tamam mı? Gel buraya, gel. Şurada kal. Anladı mı sence dediklerimizi? Bilmem, anlamıştır herhalde. Ya iştahım kaçtı benim, hadi çıkalım. Beraber mi çıkacağız? Evet, okula bırakacağım seni. Niye? Ya karımı seviyorum. Yeterli bir sebep değil mi sence? O herif bizim evimizde uyudu. Sabah kalktı, kahvaltı etti falan diye ben yumuşadım, sakın sanma yani. Hiç gördün mü bak? Gördün mü? Hiç senin dengin mi o çocuk? Ha? İçmiş zurna gibi, gelmiş evimizi basıyor ya. Baba bana ulaşamadığı için içiyor. Cevap verme bana. Bana cevap verme. Hadi yaşını başını bir kenara attım, bıraktım, uğraşmıyorum. Sen o tip bir çocukla beraber olamazsın ya. Sen bir aile kızısın. Ama baba. Ama baba, mama baba yok. Yok, cevap yok. Bitti artık cevap vermek falan. Sanki bir erkek arkadaşınızı getirdiniz de ben de hayır dedim. Dedim mi? Demedim. Adam gibi birini getirin. Bu nedir ya? Kusura bakmayın. Rica ederim. Ben de buralarda oturuyorum zaten. Yalnız bir şey rica edeceğim. Eğer tekrar satmaya karar verirseniz lütfen önce beni arayın. Tabii. Buyurun. Tamam. Sanmıyorum ama yordum sizi de. Hoşça kalın. Güle güle.
Siz niye buraya kadar zahmet ettiniz? Estağfurullah. Ya babam yabancı dil testlerini de bir gönder bakalım, bir teyit edelim. Eğer doğru yoldaysak devam edelim dedi baskıya da. Affedersiniz. Pardon. Dün de uğradım ben. Yoktunuz. Bildiğiniz gibi pazarlama işleri. Genelde dışarıda oluyorum. Büroya da uğrayamıyorum. Hoş geldiniz Nevzat Bey. Ben Aidat için. Toplantıdayım kardeşim. Müdür bulduğun yerde konuş dedi. Misafirimize ayıp olmasın. Gel dışarıda konuşalım ha. Buyur. Kaşığını bardağın içinde bırakma. Ayı, görgüsüzlük etme. Unutma, sen bir iş adamısın. Başka? Oha, oha. Sucuğun hepsini öyle bir lokma da alma. Oğlum, sucuğu tek tek alacaksın. Çatalınla bıçağını da ikiye bölüp yiyeceksin. Masanın hepsini de silip süpürme. Bana bak Yaman. Zaten son parayla almışız şu takımı. Açız Yaman, açız. Bunları da yerim, masayı da yerim. Bana bak aslanım. Sen şu anda hem benim ortağımsın... Hem de bir gayrimenkul uzmanısın. Ben ne anlarım lan gayrimenkulden? Anlayacaksın oğlum. Şu andan sonra anlayacaksın. Bana bak Refik. Çok kelepir bir villa buldum. Şule'yi sen ikna edeceksin. Villayı 3'e alacağız. 8'e satacağız. Şule'ye 5'e sattık diyeceğiz. Çaktın mı? Kadından fazla kazanacağız yani. Ne yapalım oğlum? Bütün senetlerimiz geri dönüyor. Ben çoluk çocuk sahibi adamım. Ne yapayım yani, hapse mi gireyim? Affedersiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay adam çok güzel fiyat verdi yavrum. Niye satmadın ki? Ya işte anlattım ya Safiye abla. Oğuz öyle bir konuştu ki... sanki ben kafeyi satarsam kocama ezmiş gibi olacağım. İyi de kızım. Doğru dürüst kâr etmediğini görmüyor mu bu adam? Ama o öyle bakmıyor ki Safiş. Sanki o işini becerememiş... ben de onun yüzünden işimi kaybediyormuşum diye düşünüyor. Aile reisi olarak zoruna gidiyor. Ay yavrum sen her zaman gibi çok ince düşünüyorsun biliyor musun? Ya her zaman ben ince düşünüyorum. Öyle şakayla karışık laf arasında kafeyi satarsan seni boşarım dedi bana. Böyle şaka mı olur ya? Ne bileyim evladım, siz böyle didişmeyi pek seviyorsunuz. Yok abla, şımarık yetiştirmişsiniz siz bunu. Vallahi her aklına geleni söylüyor. Bir daha bana seni boşarım dediğinde asıl ben seni boşarım diyeceğim. Bakalım ne yapacak o zaman? Adam sahtekarın önde gideni profesyonel. Al babacığım. Neydi adı? Nevzat mıydı? Cevdet. Vay 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 vay. Ya. Ama biz bir çeki bozdurduk. Bozdurduk. Ama önümüze yem olarak atmış olabilir o çeki. Tabii bütün malları teslim ettikten sonra paranın geri kalan kısmını alamayabiliriz. Evet. Ne yapsak? Oğuz araya birisini mi soksak? Yok, ona başka bir numara yapmak lazım. Döyelim. Buldum. Ona öyle bir numara yapacağım ki... ava giden nasıl avlanırmış anlayacak. Bence onun seviyesine inmeyelim. Siz bilirsiniz tabii. Şule, bu bizim Refik var ya Refik. Gayrimenkul uzmanıdır. Şule Hanım, yanlış anlamazsanız ben aslında böyle küçük işlerle ilgilenmem. Ama Yaman benim çok eski bir dostum olduğu için, kardeşim olduğu için kendisini kıramadım. Küçük bir araştırma yaptım. Vallahi Şule, bir villa bulmuş... Bir dakika Yaman'cığım. Zaten köşk konusunda yeterince sabıkalısın. Samimiyetimize sığınarak söylüyorum. Rica ederim. Karar sizin ama yer gerçekten kelepir. Bir ay içinde küçük bir tadilat yapar, satarız. Siz de en az 30.000 lira kâr edersiniz. Siz ne alacaksınız peki? Aa,
Estağfurullah. Ben sadece aracıyım. Peki villa ne kadar? 400 bin lira. Peki. Ben vekaletname versem siz bu işi halledebiliyor musunuz? Tabii. Tamam, o zaman ben bugün size bir vekaletname çıkarayım. Kaçırmayalım, değil mi? Be Şuleciğim, bir villayı görseydin. Yok canım, ne gerek var? Ben çok sıkıldım zaten iş konuşmaktan. Artık evliyiz, bu işleri sen halledersin. Biz şimdi kahvemizi oturma odasında içelim mi Firuze'ye söyleyeyim de? Hem şömine de yanıyor orada, ha? İçelim ya, kahvelerimizi oturma odasında içelim, değil mi Refik? Ya. Şömine de yanıyormuş. Kalk. Hadi oturma odasına gidelim. Ulan gerizekalı. Beyaz'ın kafada rakı kırmışsın. Yapma abi ya. Arda'yı köşke göndermişsin. Ben mi? Ne haddin lan senin? Abi vallahi oraları bende yok. Film fena kopmuş. Ben en son hatırladığımda çorbacıdaydım. Böyle sütleç üstü şekerpare yiyordum abi. Fındıklı. Ya birader kusura bakma. Lan bir daha seninle içersem. Ben kahve yapayım abi. Yapayım, geleyim ben. Abi ne yapacağım? Çok fena rezil oldum dün. Şimdi en baştan başlayacağız Arda. Birincisi, bugün annenin evine yerleşiyorsun. Nasıl yani abi? Bayılamadın galiba. Pisliği temizlemek istiyorsan bir süre pislikle yaşamayı öğreneceksin. Yaman'a karşı ananın yanında duracaksın. Abi zaten Şahin evde. Bana kuş isimleri sayma Arda. Kendi işinin başında durmayan adamın işini elinden alırlar. Bak, bana abi diyorsun. Ben de seni kardeş belledim. Şimdi benim ofise çıkıyorsun. Bir güzel duşunu alıyorsun. Doğru annenin yanına. Program vardı akşam. Akşamki programım bu Arda. Başka programın yok. Sağ ol Sedat. Numarayı hemen gönderirsin, tamam mı? Ne işin var senin burada? Ya koca suç örgütünü çökerttim. Hala fırça yiyor. El insaf ya. El insaf ya. Salak. Damla'yı alacaktın okuldan. Sizin işlerinize koşturmaktan ne yaptığımı biliyor muyum ya? Ailemle ilgilenemiyorum. Önce eşin, sonra eşin. Hadi yürü, geç kalma. Taksiyle git, otobüse binme. Kazananla para alırsın. Hadi gidin. Yırttık. Ergin, yırttık. Bak, kapakları değiştireceğiz. Ya niye öyle bakıyorsun Keltoş? Kapakları değiştireceğiz. Dershanenin kapağını değiştireceğiz. Ondan sonra hem baskıdan para kazanacağız hem pazarlamasından para kazanacağız. Bu sezon çok para kazanacağız yani ya. E kime pazarlayacağız peki? Yahu Mesut'a. Mesut hatırladın mı? Hani 4 dönem reklam kampanyalarını yaptık neredeyse bedavaya. İşte o Mesut'un şimdi bir sürü yerde dershane şubeleri falan var. Çok para kazanacağız bu sezon. Ha, mesaj geldi. Numara geldi. Hadi. Randevu senin elinden öper. En sonunda eğrisi doğrusunu buldu be. Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş. Çok para kazanacağız bu işten bu sezon oğlum. İşte kaparınız. Sözüne güvenilir insanmışsınız Yaman Bey. Bugün kaç kişi geldi vermedim. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. O zaman yarın tapuda buluşup kalan işlemleri hallederiz. Ama bu çek adınıza değil. Tabii değil ama elimizde vekaletname var. Buyurun bakın. Yani bu durumda tapu da Şule Hanım'ın üzerine olacak. Evet efendim. Tapu Şule Hanım'ın üzerine olacak. Bu arada ev sahibine söyleyin yarın kaporayı çekebilir. Biz de yarın tapuda buluşup kalan işlemleri hallederiz. Tamam Yaman Bey. Yarın tapuda görüşmek üzere. Peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun kardeşim, sana da. Bana bakın, eğer bugün bizimle birlikte arabayla gelmezseniz vallahi cinnet geçiririm ben. Ne karşılığında? Ablam bu durumdayken bile karşılık istiyorsun.
Belki bir de ikinci tane alırsam. Hı hı. Aferin kızıl gezegen. Timur'u da kendine benzetmişsin. Neyse bekleyin, ben geliyorum, tamam? Aa, merhaba, 100 gram kestane alabilir miyim? Ceren, benim çaktırma. Arda? Adamdan 10 dakikalığına kiraladım kıyafeti. Neredesin? Bir türlü çıkmadın. Arda, dün akşam çok komikti. Hayır, dün gece senin yüzünden sarhoştum. Birazdan babam gelecek. Hadi abla! Hadi! Nasıl görüşeceğiz? Bilmiyorum. Köşk eski yönetimi ilan edildi. Ben annemin yanına taşınıyorum, haberin olsun. Arda, babam geliyor. Tezgahtan bir şey alıyormuş gibi yap. Sana kontrollü kart aldım. Şunu alır mısın? Beni arkadaşlarından ararsın. Tamam. Görüşürüz. Seni seviyorum. Ferit. Yol boyunca surat astın. Ne oluyor, söyler misin? Yok bir şey hayatım. Taksicinin yanında rezil olmayalım diye soru sormadım. Ama zaten bir kez benden bir şeyi sakladın. İkincisi de olsun istemiyorum, lütfen. Hayatım, iş mevzusu. İşle alakalı olduğu için burada seninle konuşamam. Yani etik olmaz. Ferit, burası iş yeri değil. Burası bizim evimiz. Üstelik senin patronun da benim babam. Lütfen, ne oluyor söyler misin? Dolandırıldık galiba. Ne? Ne? Abla, senin ne işin var burada? Bir karı koca biz bir şey konuşamayacak mıyız mahremli yerimizde? Burada hiçbir şey, bir şeye müsaade etmiyorsun ya. Bana bak, başlatma mahreminden, doğru söyle bakayım ona Nevzat, değil mi? Cevap versene Ferit. Nevzat, tamam Nevzat. Yani ama tam ki zarar etmedik galiba. Ya ne zaman dönersek o zaman kâr. Ah Oğuz ya. Ben söylemiştim. Acil çağırdığınız için hemen geldim. Çekle ilgili bir sorun yok değil mi? Ne bu? Ben de onu soracaktım. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Öyle mi? Benim bir fikrim var ama. Bu basılan malzemelere de, verdiğin avans çekine de el koyuyorum. Nasıl el koyarsın ya? Bu senin yaptığın düpedüz dolandırıcılık. Bunu senin yanına koymam ama. Yok ya. Senin yaptığın ne? Senin yaptığın ne demek ki her kuşun eti yenmiyormuş Nevzat Efendi. Bana bak, benimle uğraşma, yemin ediyorum seni parçalarım ha. Deyiz. Bana hakaret ediyorsun ama ha. Ben hakaretten yatmam. Ama sen dolandırıcılıktan aklını almayacak kadar çok yatarsın. Bak, bu elindeki nüfus kağıdıyla ben var ya, bir gidersen mahkemeye var ya, ömrünü alırım elinden, ömrünü. Ulan Yaman'ın tavsiyesiyle buraya geldim, gelmez olaydım be. Bizi Yaman mı tavsiye etti? Evet. Defol. Görmeyeyim bir daha, vallahi kırarım ayaklarına. Defol. Bak, katranı karıştırırsan olur mu şeker? Cinsiniz... sevdiğim cinsine çeker. Biz geldik. Merhaba. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Baban önceden gelip eşyalarını odana yerleştirdi. Biliyorum. Şöyle. Efe yeni odasını gösterelim mi? Eminim çok beğenecek. Gösterelim. Ben bugün için bir şeyler sipariş etmiştim, sürpriz olsun, hep beraber kutlarız diye. Herhalde o geldi. Kim geldi Firuze? Ben geldim. Mesut numuneleri beğenmiş. Ha. Vallahi helal olsun Nevzat'a. Yeni bir gelire vesile oldu. Yarın sabah onda buluşacağız, para işini konuşacağız. Vallahi. Yaman'a da teşekkür etmek lazım yani. Allah razı olsun yani, ne diyeyim? Evet tamam, gerçekten sen de çok terbiyesizsin ha. Niye? Yani hep bir teşekkür etmiyorsun adama. Aramaz mıyım? Hemen arayacağım ya. Kaçırır mıyım en sevdiğim şey? Dur telefon.
Ben de telefonumu içeride unuttum. Şu anahtarı versene mi? Neyi? Dur, al sen şunu. Karnınız aç mı çocuklar? Bir şeyler hazırlattırayım mı? Benim aç değil. Çok yoruldum. Hemen gidip yatacağım. Anca ayılmışsındır tabii. Evet Efe, anca ayıldım. Hatta öyle bir ayıldım ki artık burada kalacağım. Ciddi misin Arda? Ne oldu anne? Rahatsız olan varsa çeker gider. Değil mi? Efe, ben sana odanı göstereyim, ister misin? Meselem bebenle değil, seninle. Aslında senin için buradayım. Yerinde olsam kendime dikkat ederdim. Çünkü gözüm üzerinde. Manyak mı lan bu? Efendim? Alo Yaman. Ben Oğuz. Ne yapalım? Ben de Yaman. Ya ben teşekkür edeyim diye aradım seni. Ne mübarek adam göndermişsin sen bize vallahi. Yani süper şahane bir iş bağladı bize. Nevzat'tan bahsediyorum. Ne Nevzat'ı be? Ya senin arkadaşın Nevzat. Hani bize gönderdiğin, yönlendirdiğin Nevzat ya. Ha? Onun sayesinde şahane iş mi? Bana bak, bana bir banka hesap numarası ver. Ben sana çok kâr edeceğiz biz o işten. Sana kâr payı göndereyim. Hadi kardeşim, kapat şu tarafı. Kapat, kapat. Akşam akşam rahatsız etmeyin evli baklı insanları ya. Kapat. Ulan, bu sefer ben mi güvercin taklı oluyorum acaba? Arda da döndü. Ha, boş ver Yaman. Elinde kapı gibi vekalet var. Merhaba. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Yemeğe geç kaldım. İşler uzadı biraz. Yaramazlık yok değil mi? Yok yok, yolunda. Yeni müşteriyle her şey yolunda gitti mi? Ya evet Eda, her şey yolunda. Ya bir iş mi konuşacağız? Hep benim işimden mi bahsedeceğiz? Biraz sohbet edelim ya. Tamam hayatım, tamam. Tamam hadi ben çatıya çıkıyorum. Sen bana oraya bir şeyler hazırlarsın yiyecek. Tamam olur, getiririm canım. Ömrümce hep adım adım. Ah Oğuzcum ya, belli etmemek için neler yapıyor. Alo, iyi akşamlar. Eda Karaman ben, kafenin sahibi. Merhaba, nasılsınız? Durumda bir değişiklik oldu. Ben yine kafeyi satmaya karar verdim. Eğer müsaitseniz yarın öğleden sonra uğrayın, görüşelim diyecektim. Hadi be Ergin be, hadi be. Babacığım çocuk ayna gibi yaptı vallahi. Ergin hala gelmedi. Ya söylemesi ayıp, siz heyecanlandınız da ben niye heyecanlandığınızı anlamadım. Konuya vakıf olmadığım için. Nedir konu? Ya bu üçkağıtçı Nevzat'ı aradan çıkarttım. İşi bize bağlamaya gitti dershaneye. Ciddi misin? Tabii. Aha. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ne çok güzel haber bu. Aa, ben Eda ablaya da haber vereyim. Neden haber vereceksin sen Eda ablana? Sevinsin garip. Neden sevinsin? Ne biliyor ki bu konuda? Belki içine doğmuştur. İçine de. Ben nereden doğduğunu söyleyeyim içine. Senden,
ağzımdan kaçırdım. Ha senin ağzına sağlık yani ya. Bravo ya, tebrik ediyorum seni. Allah cezası. Hayırlı olsun. Cümlemize. O zaman ben çekinizi yazayım artık. Olur, yazın. Kızım hayırlı olsun. Sözleşme de burada. Bir okuyun isterseniz. Okuyalım. Seni bana parayla mı verdiler lan? Ceza diye mi verdiler seni bana? Öldürürüm seni bak, yemin ediyorum bıktım ben senden. Babacığım ayağınıza ayakkabı giyin, doğru ayakkabınızı üşüteceksiniz. Ulan öleceksin, yalakalığı bırak artık. Bırak, vallahi öldürürüm, gömerim seni mahvaya. Ya benim ne zararımı gördünüz ya? Sen çok zararlısın ya. Sen kımıl zararlısın, sen sizsiniz. Ne yapayım? Aman Allah. Yine ne oluyor burada Allah? Ay canım. Canım. Bir sürpriz haber verdim de ona. Defol şuradan. Gerizekalı. Ne oldu Ergin? Evet. Vallahi. Yapma ya. Allah! İşte. İşini bilmez Nevzatlar. Döver. Çek şuradan. Çekil. Allah'ım yarabbim be. Ne yaptın yine damat? Ya ne yapacak ya gene? Sen gitmiş başımıza gelen ne varsa hepsini anlatmış Eda'ya. Gerizekalı. Kız kim bilir ne kadar üzülmüştür. Vallahi billahi ya. Gideyim bari kafeye de kıza sürprizi vereyim. Bir sorun yok değil mi? Yok görünüyor. O zaman buyurun atın imzanızı, alın çeki. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kalem yazmıyor. Bir saniye, pardon. Bir saniye, buyurun. Eda, şahane bir iş aldık. Ne oluyor burada? Kafeyi devralıyorum da. Ne? Oğuzcuğum. Oğuzcuğum, biz bu konuyu konuşmadık mı Eda? Konuştuk ama... Ben sana bu konuyu kapattığımızı, bu konu satılma mevzunu bir daha konuşmayacağımızı söylemedin mi? Anlaşmadık mı? Evet ama... Sen bana söz vermedin mi? Oğuz, işlerin kötüye gidiyordu. Paraya ihtiyacımız var. Haber kaynağın kim? Ferit. Ya Ferit'e güvenilir mi? Her şey yolunda. Tamam beyefendi, madem her şey yolunda, bizde satılacak kafe yok. Ya, nasıl konuşuyorsun sen ya? Ne biçim üslup o? Allah Allah. Var efendim, bizde satılık kafe var. Buyurun. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var efendim. Yok. Ay çocuklar yapmayın, herkes için de rezil oluyoruz. Eda, satmayacaksın. Satacağım. Mal benim değil mi? Satacağım efendim. Hayat müşterek Eda Hanım. Öyle benim malım istediğim gibi yaparım, kimseye sormama gerek yok falan. Yok öyle bir şey yani. Hayat müşterekse sorumluluklar da müşterek Oğuz Bey. Paraya ihtiyacımız var işte. Yok. Ya Eda, sen bizim matbaa işinde tecrübesiz çırak belledin. Yok diyorum sana, o üçkağıtçı adama karşı ben önlemimi aldım. Yani ortada bir sorun yok. Görüyorsunuz değil mi? Hayat nasıl müşterek? Her şeyden en son benim haberim oluyor. Kim bilir daha neler bilmiyorum. Atın imzayı, hemen arkasından da ben atacağım. Sakın. Ne sakın? Sakın. Gene başladı gözlerini belerterek böyle tehdit etme. Ne yaparsın ya? Ne yaparsın? İmzalarsam ne yaparsın? Boşarım. Ay, abartmayın be yavrum, yapmayın. Ne abartmayacağım Safiye abla ya? Bu da bunun sürekli diline doladı böyle, her sinirlendi tepesi attığında boşarım. Aa, bu da yeni çıktı ya. Sen hele o imzayı bir at. Eğer ben de seni boşamazsam, bana da Ferit desinler. Boşarsam boşa be. Hatta dur. Ben seni boşayayım. Bak nasıl boşanılıyormuş gör şimdi. Alo Ergin. Boşa beni bu Oğuz Bey'den.